Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 11 Ekim 2018 saatimiz Türkiye'de tam 00:10'u gösteriyor değerli izleyiciler. Ben Gökhan Üzbek. Türkiye'nin ve dünyanın alternatif gündem değerlendirme programı olan 23 Derece'nin 176. yayınına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum değerli izleyiciler. Klasik medyanın dezenformasyonlarına inat, alternatif medyanın gerçeklerini duymak isteyen siz değerli, siz onurlu izleyicilerim. Hemen yayının başında bir ricamız var. Bu yayını Skop uygulama üzerinden izliyor iseniz dostlarınıza, arkadaşlarınıza tavsiye etmek niteliğinde paylaşmanızı rica edeceğim. YouTube üzerinden izleyen değerli izleyicilerim, videomuzu beğenerek, kanalımıza abone olarak daha fazla yayın yapmamıza katkı sağlarlar ve sosyal medya hesaplarında paylaşırlarsa gerçekten çok sevinirim. Evet değerli izleyiciler, bugün iddialı bir konu başlığıyla başlıyoruz. Tabii bugün yayınımıza biraz geç başladık. Bu konunun açıklamasını da yapayım. İstanbul'daydım. Anca gelebildik ama gün içerisinde yayınımızı hazırlandığımızı ifade etmek istiyorum. Kimyasal tehdit dedik. Durduk yere Türkiye acaba kimyasal bir tehdidin altında mı? Bunu biraz sizlerle paylaşmak istiyorum. Malumunuz üzerine geçtiğimiz ay Eylül ayının 15'inde İdlib konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vladimir Putin, Rus lider, Soçi'de bir anlaşma imzalamışlardı. İdlib mutabakatı ve İdlib mutabakatının en kritik günü olan 10 Ekim biraz önce Türkiye saatiyle doldu değerli izleyiciler. Tabii Suriye için de geçerli bu. Ya bu dakikadan sonra cihatçılar gitmiş, gitmemiş, ne olacak, ne bitecek hep birlikte göreceğiz. Ama 15 Ekim itibariyle İdlib'in silahtan arındırılmış 15 ila 20 kilometrelik bölgeye silahlı militanlar çekilip herhangi bir saldırı olacak mı, olmayacak mı? Tüm dünyanın kamuoyuna merakla beklediği gün aslında 5 gün sonrası, yani 5 gün sonrası dediğimiz aslında pazartesi günü diyebileceğimiz. Değerli izleyiciler, bugün çok ilginç bir açıklama geldi. Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkez Başkanı Korgeneral Vladimir Savchenko bir açıklama yaptı. 9 Ekim akşamı itibariyle dedi. El Latam'la, yani İdlib'e bağlı bir kasaba, IŞİD yanlısı bir çete, HTŞ yani El Nusra'nın uzantısı olan bir örgüte saldırı gerçekleştirdi. 4 militanını öldürdü. 2 de beyaz miğferli vardı bunun içinde dedi. 2 varil çıkardı dedi. 2 varil. Altını çizmek istiyorum. Şimdi ne demek istediğini daha iyi anlaşılacak. Halep'in güneyine götürdüğünü ifade etti. Ve bu çıkarılan varillerin Haras Eddin terörist adlı gruba teslim edildi dedi. Buraya kadar aslında klasik bir Rus haberi gibi görebilirsiniz. Fakat değerli izleyiciler, HTŞ İdlib mutabakatına sadık kalmayacağını ve İdlib'den silahlarıyla birlikte çıkmayacağını ve İdlib savunmasını yapacağını ifade etti. El Nusra uzantısı bir örgüt. Tabi içerisinde eski IŞİD'liler var, Ahrar-ı Şam örgüt militanları var. Minimum selefi, cihatçı, terörist bulunduğu bir yer. Ve hatırlarsanız değerli izleyiciler, bir enflasyon yaşanıyor demiştik. Yayınlarımızda defalarca işledik. İdlib'de silahlı militan enflasyonu 8.000'de başlayıp Ocak ayında en son 32-33.000'e kadar ulaşmıştı bazı yabancı kaynaklarda. Türkiye'nin ifade ettiği ise 15-16.000'di. Ve bugün Rusya resmi bir açıklama yaptı. Rus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, kadın ismini unuttum ama bine aşkındı silahlı militan silahsızlandırma bölgesine geçti dedi değerli izleyiciler. Şimdi Suriye'de kimyasal silah tehdidini birazcık işledikten sonra aslında Türkiye'yi ilgilendiren kısmına girmek istiyorum. Bence en tehlikeli nokta. Hatırlayalım değerli izleyiciler, bugün 10 Ekim, yani 3 yıl önce bugün Ankara'nın göbeğinde, Türkiye'nin göbeğinde Gar katliamı diye bir katliam gerçekleşti. 103 yurttaşımız göre göre bir terör saldırısında kurban gitti. Ve şimdi aynı örgüt Türkiye'de IŞİD diyoruz. O zaman Türkiye IŞİD'i hani öfkeli gençler olarak belirtiyoruz dönemin başbakanı. Aynı örgütü şimdi HTŞ olarak düşündüğümüzde değerli izleyiciler, 15 Ekim'den sonra Rusya, İran ve Suriye üçlüsünün olası bir İdlib operasyonundan sonra, sonuçta İdlib'in saldırma noktası aslında Türkiye'de yapılan bu anlaşma olduğunu ifade edersek, Türkiye bu kimyasal silahları kullanabilir mi, kullanamaz mı? Keza Antep'teki katliam hatırlayalım, keza Suruç'taki katliam hatırlayalım, keza Niğde'deki katliam hatırlayalım. Sadece IŞİD eliyle Türkiye'de 2014-2016 yıllar arasında en az, tabii ki en önemlisi de tabii havalimanına saldırısı da dahil olmak üzere 500'ü aşkın yurttaşımız, askerimiz, polisimiz şehit olduğunu da unutmamak gerekiyor. Değerli izleyiciler, ilginç bir veri paylaşmak istiyorum. Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü, HRB. Gerçi Türkiye ile ilgili de sık sık raporlar yayınlıyor. Suriye'de iç savaşın başladığı günden itibaren 85 kez kimyasal saldırı gerçekleştiğini,
2000 kişiyi aşkın insanın da hayatını kaybettiğini ifade ediyor. Tabi ilk olarak olay 23 Temmuz 2012 yılında Esad rejiminin kimyasal silah depoladıklarını ifade etmesinden sonra aslında bu tartışmalar gündemimize girmişti. Bu tarihçeyi biraz anlatıyorum ki bizi ilgilendiren kısmı doğru şekilde algılamak açısından. Tabi bunun nedeni de İsrail'in nükleer silahlarına karşı bir korku amacıyla bulundurduklarını ama hiç kullanmadıklarını ifade etti. Fakat 23 Aralık 2012 yılında Humus kentinde düzenlenen kimyasal saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmişti. Tabi Esad rejimi bunu kabul etmedi. 19 Mart 2012'de bu sefer muhalifler, OPCV değerli izleyiciler, Uluslararası Kimyasal Silahları İzleme ve Yok Etme Örgütü, başında da Ahmet Üzümcü diye bir Türk diplomat var değerli izleyiciler, 25 kişi öldürdü. 2013 yılında en sonunda tabi bir tartışma başladı Ağustos ayında. Zira Doğu Guta'da en az 1000 sivilin, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 1000 sivilin öldüğü bir kimyasal saldırı gerçekleşti. Tüm dünya bunu kimyasal saldırı olarak kabul etti. Esad rejimi de kabul etti. Ama saldırıyı kendilerinin gerçekleştirmediğini, muhaliflerin gerçekliğini iddia etti. Bu dakikadan sonra tabii ABD için kırmızı çizgiydi. Bu Barack Obama döneminde de gerçek anlamda çok sert bir tepki de gösterdiler. Tabii bu nokta askeri müdahale riskini de ortaya koydu. Ve kırmızı çizgi olduğunu ifade ettikten sonra 2013'ün Eylül ayında Barack Obama ABD Kongresi'ne giderek Suriye'ye askeri müdahale etme yetkisi istedi. Bunun üzerine hemen Rusya ile saatler içerisinde bu yetkiden bir anlaşma imzalandı ve Suriye Arap Cumhuriyeti'ne ait tüm kimyasal silahların imhası konusunda anlaşıldı. Tabi bu konuda uluslararası bir kurum var. OPCV dediğimiz, biraz önceki bahsettiğimiz örgüt. Ahmet Üzümcü liderliğinde Suriye'nin elindeki öncelikli olarak 1300 ton kimyasal silah 2013 Eylül ayında, 2014 yılında ise değerli izleyiciler 100 ton kimyasal silah imha edildi. Bunlar bir kısmı gemiyle, bir kısmı Adana'daki İncirlik üssüne taşınarak imha edildiğini ifade etmek istiyoruz. Fakat sorun şu, şimdi Suriye'de biz hep Suriye Arap rejiminin, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin elinde bir kimyasal silah var diyorduk. Fakat IŞİD'in elinde de bir kimyasal silah olduğunu tüm dünya biliyordu. Keza 2014 yılında, hangi tarihte bakıyorum ama, 30 kez Suriye'ye bir kimyasal silah saldırısı önlemiş ve 71 Suriyeli yurttaş hayatını kaybetmişti. Ve ABD tarafından konuşulan 16 Aralık 2012 tarihinde General Adnan Süleyman, bu ismi biz Twitter hesabımızda defalarca paylaştık. Her özgür Suriye ordusu militanı çok kolay bir şekilde bu kimyasal silahlara ulaşabilir dedi. Keza yakın tarihinde de buna benzer olaylar oldu. 4 Nisan 2017 tarihinde Han şehrinde 80 kişi, 6 Ağustos 2017 tarihinde de yine zehirli gaz saldırısı iddiası üzerine, hatırlarsanız Trump hemen Suriye'nin askeri bir havalanına 59 tane Tomahawk füzesi göndererek bir reaksiyon göstermişti. Ve üstelik bu durum çok ilginçtir. Bu kararı Rusya'dan bağımsız Çin devlet başkanıyla görüştükten sonra almıştı. Şimdi yıl 2018 değerli izleyiciler, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin de resmi kayıtlara göre bir adet kimyasal silah yok. Ama bahsettiğimiz kimyasal silahlar da öyle büyük, devasa yapılardaki kimyasal silah değil. Biraz daha lokal düşünmeniz. Bir mahalleyi, bir sokağa etkileyebilecek ve üstelik çok basit laboratuvarlarda elde edilecek kimyasal silahlar. Şunu biliyoruz. Bugün çıkarılan, daha doğrusu dün gece çıkarılan kimyasal silah iddiası, ki iki varil, ne olduğunu bilmiyoruz ama şunu biliyoruz ki bu kimyasal silahların kullanımı çok basit, üretilmesi çok basit. Üstelik biz bu konuyla ilgili defalarca yayında yaptığımızı hatırlıyorum ben 2014-2015 yıllarında. Züğürdün atom bombası olarak da argo ifade edilen bir kavram vardı. Sarin gaz üretilmesi. Samimiyetle söylüyorum, 120 metrekarelik bir ofiste çok rahat bir şekilde elde edilecek bir gazdan bahsediyoruz. Zaten bu konuda Uluslararası Avrupa Birliği KAR örgütü de Türkiye'de dahil olmak üzere bazı Suriyeli militanların ticaret alarak bu kimyasal silahları Suriye'de birleştirdiği iddialarında göz ardı etmemek gerekiyor değerli izleyiciler. Peki bu silahlar Türkiye'ye karşı kullanılabilir mi? Veya şimdi Rusya şu tehlikeyi ortaya koymak için aslında bugün bu açıklamayı yaptı. Savchenko'nun açıklaması diyor ki Batı bu çalınan kimyasal silahları görmüyor diyor. 9 Ekim tarihinde çalındı diyor. Belgeli diyor. Uydu kontrolü ve uydu takip yaptık diyor. Fotoğraflarını da dünya kamuoyuna paylaştık diyor. Şimdi IŞİD, uzantılı örgüt, acaba bu İdlib saldırısından sonra bunu Suriye'ye mi kullanır, yoksa hatırlayalım, IŞİD artık terör örgütü listesine alındığında 2014'ten sonra Türkiye'ye karşı giriştiği eylemleri hatırlayalım. İlk eylemi
2014 yerel seçimler öncesi memleketim olan Niğde'de gerçekleştirmişlerdi. 3 tane yurttaşımızı şehit etmişlerdi. Arkasından Ankara Gar katliamıydı ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük katliamlarından birisini gerçekleştirmişti. Bu İdlib operasyonundan sonra bu kimyasal silahlar Türkiye'ye yönelebilir mi? Hani şunu biliyoruz. Suriye sınırında gerçekten de bir güvenlik duvarı oluşturuldu. Ama geçişkenliğinde çok basit, zor olmadığı bir yer. Sonuçta insanlar merdiven dayayarak da o sınırları geçiyorlar. Böyle bir riske karşı Türkiye nasıl bir önlem alıyor? Bunu da merakla izliyoruz değerli izleyiciler. Sonuçta bu bizi yakından ilgilendiriyor ve HTŞ'e dahil olmak üzere. Bu selefi cihatçı terör örgütleri Türkiye'yi İdlib davasını satmakla suçluyor. Şimdilik ortada bir şey yok. Ortada bir operasyon yok. Ama 15 Ekim itibariyle İdlib'de kalan her sivil, İdlib'de kalan her unsur hem Rusya için hem de Suriye Arap Cumhuriyeti için terör örgütü olduğunu asla ve asla unutmamak gerekiyor değerli izleyiciler. Hazır İdlib demişken Rusya Dışişleri Bakanı Maria Zakharova'nın açıklamasını biraz önce bahsetmiştik. Binden fazla militan geçti demiştik ama bir yandan da Türkiye YPG ile arasında çekişmede en üst seviyede devam ediyor. Keza YPG'nin karşı mevzilerine yani Suriye'nin kuzeyi şu anda Fırat'ın doğusunda ve kuzey kısmında kuzeydoğu diyebileceğimiz sınır tamamen YPG'nin kontrolünde ve ABD'nin kontrolünde. Geçtiğimiz ay Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Bolton Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda şu açıklamayı yapmıştı. İran ordusu ve uzantıları İran sınırları dışında olmaya devam ettikçe biz de bölgeyi terk etmeyeceğiz. Yani YPG'yi destekleyeceğiz demişti. Ve 1 Ekim tarihini hatırlıyorum. Çok uzak bir tarih değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını. Sayın Erdoğan 19 bin tır ABD yardımının YPG'ye gittiğini ifade etti. Ve YPG operasyonunun an meselesi olduğunu ifade etmişti. Bunları bir bütün olarak değerlendirdiğimizde Suriye'nin kuzeyi bir yanda YPG ile çatışma, YPG'ye karşı bir askeri operasyonla karşı karşıya kaldığımızı gösterdiği gibi bir diğer ihtimal de şu anda HTŞ'nin elinde olan çalınan kimyasalların kime nasıl kullanılacağı soru işaretleri barındırıyor. Tabii ABD bu nokta İran'a karşı YPG ile müttefik olmaya devam edecek. Ama şu da bir gerçek. Suriye'de şu anda kimyasal silah kullanımı konusunda muhtemelen kim kullanırsa kullansın birinci suçlu veya birinci dikkat çeken ülkede Suriye Arap Devleti olacağını ifade etmek gerekiyor. Bölge tam bir kaos, bölge tam bir çıkmaz halinde. Ama hep aklıma şu geliyor. Yani bugün 103 yurttaşımızın ölümünün 3. yılı değerli izleyiciler. Ankara Gar katliamı. O zaman dönemin başbakanı demişti. Canlı bombaları biliyoruz ama eyleme geçmediği için operasyon yapamıyoruz demişti. O eyleme geçmeyen canlı bombalar ikisi Ankara'da 103 yurttaşımızı hayatını sonlandırmıştı. Bir intihar bomb eylemiyle. Şimdi acaba bu tür kimyasal silahlar Türkiye sınırına girecek mi? Girdiyse önlemleri var mı? Bunu unutmamak gerekiyor. Keza 2014 yılında dönemin Adana valisi, şimdinin Sakarya valisi Hüseyin Avni Coş tarafından yakalanan tırları hatırlayalım değerli izleyiciler. Kamuoyuna kimyasal tırlar demişti. Kimyasal silah operasyonları yapılmıştı. Daha sonra bu kişilerin bir kısmı mahkemelerimizce serbest bırakılmıştı ve Suriye'ye kaçtığını da biliyoruz. Bunu da asla asla unutmamak gerekiyor. Umarım Türkiye böyle bir riskle, böyle bir kaotik süreçte karşı karşıya kalmaz. Yani ben tehlikeyi sadece Suriye'de değil, Türkiye'ye karşı da bu tür selefi terör örgütlerinin kullanma ihtimalinin olduğunu ifade etmek istiyorum. Evet değerli izleyiciler, gündemimizin başka bir maddesine geçelim. Hatırlarsanız bir önceki yayınımızda Hindistan'ın başbakanıyla Vladimir Putin'in ortak bir anlaşma imzaladığını, hem ekonomik anlaşma hem askeri bir anlaşma imzaladığını ifade etmiştik. Bu gerçek anlamda Türkiye için de çok önem arz ediyordu. Çünkü Hindistan ABD ile yakın müttefik olan bir NATO üyesi olmaması rağmen NATO üyesi gibi davranan uzak doğudaki ülkelerinin başında geliyordu. Çin'e karşı bir tampondu. Üstelik nükleer bir güçlü ve Hindistan hava kuvvetleri, hava savunma sistemi olarak Tomahawk füzesi yerine veya Scud füzeleri yerine değerli izleyiciler S-400'leri tercih etti. 5.4 milyar dolarlık ve peşin bir anlaşma imzaladılar Rusya ile. 5 adet S-400 bataryası gönderilecekti. Şimdi Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bipin Rawat bugün New Indian Express'e bir açıklamada bulunmuş. Yani kendi yerel gazetedir ama saygın bir gazetedir. Hindistan'ın en çok satan gazetelerinden birisi. Merak etmeyin, Türkiye'deki havuz medyası gibi de değil. Yeri geldi mi iktidarı da sert bir şekilde eleştiren bir gazete. S-400 yüzünden diyor ABD'nin bize yaptırım uygulayacağının farkındayız. Ancak Yeni Delhi yönetimi yani Hindistan yönetiminin bağımsız bir politika izleyeceğini biliyoruz ve bu konuda kararlı diyor. Şimdi değerli izleyiciler, S-400 konusunda Rusya
kendi müttefiklerine tabii ki satıyor. Doğu blok ülkelerine satıyor. İşte Suriye'ye S-300 gönderiyor. Bu konuda özel bir çabası var. Fakat Hindistan ve Türkiye yeni pazar alanlarıydı. S-400 konusunda Türkiye Hindistan'dan daha önce anlaşma imzalamasına rağmen Hindistan çok yakın, işte gördüğünüz gibi 4 gün önce anlaşma imzalamıştı ama 2019'un Mart ayında S-400 bataryalarını teslim alacağını biliyoruz. S-400'ü aldığı andan itibaren ABD'nin reaksiyonu ne olacak? En çok sorunu da buydu. 131. yayınımız Hindistan tamam, sıra Türkiye'de gibi yayın yapmıştık ve son bir yayın, bir önceki yayınımızda ABD'nin buna çok sert bir reaksiyon göstereceğini biliyoruz demiştik. Ve bugün Donald Trump gazetecilerle yaptığı sohbette aynen şu cümleyi kullandı. Kelimesi kelimesine size çeviriyi aktarıyorum. Hindistan görecek. Siz de sandığınızdan daha erken göreceksiniz diyerek Hindistan'a karşı büyük askeri ve ekonomik bir yaptırımı başlayacağının sinyalini verdi. Bakalım Hindistan yönetimi ne yapacak? Ama bu mesaj aslında Türkiye'ye değerli izleyiciler. Ben bu açıdan bakıyorum. Çünkü bir NATO üyesi, hani Hindistan bir NATO üyesi değil. Ama S-400 aldığı için Hindistan'ın ABD'nin çok büyük bir yaptırımla karşı karşıya kalacak. Ama benim dikkatimi çeken bir şey daha var. Bir ülkenin savunması hiç kuşkusuz ordusuyla sorumlu. Ordusuyla alakalıdır. Ordusu ne kadar güçlüyse, ordusunun kabiliyetleri ne kadarsa o ülkenin savunması öyledir. Hindistan S-400 alımı konusunda açıklamayı yapan Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı Rawat. Peki Türk Genelkurmay Başkanı, eski Genelkurmay Başkanı, şimdiki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yaptı mı? Oysa her şeyle açıklama yapıyordu. İşte 15 Temmuz mitinglerine katılıyordu. Arkasından bakıyorsunuz Sayın Erdoğan'ın ziyaretlere gidiyordu, namaz kılıyordu. Ama bu konuyla ilgili en ufak bir açıklama yapmadı. Ve biliyoruz ki aynı Hulusi Akar'ın NATO tarafından muhtebir komutanlar listesinde olduğunu biliyoruz. Yani muhatap alınan bir komutan. Acaba Türkiye'nin olası bir yaptırım riskine karşı gerek hükümeti gerekse kamuoyu niçin bilgilendirmiyor? Sonuçta Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda kendisine bağlı. Bu açıdan baktığımızda baktığımızda Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı kadar açıklama yapmaması beni biraz düşündürüyor. Ve hala şu iddiamın arkasında 2019 yılında Türkiye-Rusya arasında bir kriz yaşanacak. Bu krizin temeli S-400 değil, ilk tip olacağını ifade ediyorum. Ve bu S-400'de hiçbir zaman Türkiye'ye gelmeyecek. Hele de bir NATO üyesinin böyle bir şey alması da ihtimal vermiyorum. NATO demişken değerli izleyiciler, geçtiğimiz ay hatırlarsınız Vostok 2018, Rusya'nın en büyük düzenlediği soğuk savaş sonrası askeri bir tatbikatı vardı. 300 bin Rus ve Çin ve Moğolistan askerinin katıldığı ifade ediyor ama rakamlar konusunda tabii çok abartılar vardı. Çünkü batılı kaynaklar, askeri kaynaklar 300 binin teknik olarak imkansız olduğunu, bir kol ordu katıldığını, kol ordu 50 bin kişi olarak katıldığını ifade ediyor ama kol ordudan sadece 6 bin askerin katıldığını ifade etmişti. Önemli değil ama Rusya Vostok 2018'de soğuk savaş sonrası en büyük askeri operasyonu yapmıştı. Hani NATO buna cevap verecek demiştik. Yanılmadık değerli izleyiciler. Hollanda, Almanya ve Norveç'te bugün soğuk savaş sonrası en büyük NATO tatbikatı resmen başladı. Türkiye'de bu tatbikata katılıyor. 31 ülkeden 51 bin asker, 150 uçak, 60 gemi, 10 bin askeri araç. Şimdi bizi ilgilendiren kısma geleceğim. Trident Juncture askeri operasyonu ismi. Komutanı da ABD'li Amiral Fogo yönetecekmiş değerli izleyiciler. Ve stres testi olarak ifade ediyor komutan. Senaryoya bakıyorum, Norveç'in işgali. Üstelik Norveç sonuçta Rusya ile komşu ve NATO askerleri Rus sınırına 500 kilometreye kadar yakınlaşmış olacak. Bu açıdan baktığımızda 1. Rusya'ya gözdağı. NATO her koşulda ayakta. 2. NATO sonuçta bugüne kadar politik tartışmalarla tanınıyordu. Askeri operasyonlar pek fazla yoktu. En son hatırladığınızda bir Afganistan operasyonu, bir de Sırbistan operasyonu vardı. Ama böyle bir operasyonda Norveç'in seçilmesi bizim için manidar. Sonuçta bir NATO üyesi olarak Norveç risk altında ama bir NATO üyesi olarak Türkiye risk altında değil. Bu benim için kafamda bir soru işareti. Bu operasyona Türkiye'nin katılımına bakıyoruz. Daha önceki NATO tatbikatlarının katılımına bakıyoruz. Keza NATO'nun en büyük ikinci askeri gücünden bahsediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden. Katılımı ise 31 ülke açısından. NATO üyesi olmayan ülkeler de var değerli izleyiciler. Askeri büyüklük bakımından 27. olduğunu ifade etmek gerekiyor. Yani NATO tarafından da pek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin ve yetkin görevleri verilmediği ve olası komple teoriler arasında Türkiye veya Orta Doğu'ya ait bir teori üretilmediğini görüyoruz. Bence bu manidar, bence bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türk yönetimine de bir mesaj olarak değerlendirdiğimi ifade etmek istiyorum. Nikahleri meselesini sizlerle daha önce defalarca konuşmuştuk. Beni şaşırtmadı. Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisinden istifa etti. Ben hep şu tezimin arkasındaydım. 2024 yılında Amerika'nın Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı demiştik.
Peki neden istifa ediyorlar? Trump yönetimine ters mi düştü? Kesinlikle ters düşmedi. Hatta ben Nikkei'in sonuçta Pompeo önündeki CIA direktörüydü. Dışişleri Bakanı'na atanmadan önce Nikkei'in en güçlü adaylardan birisi olduğunu ifade etmiştik yayınlarımızda. Şimdi sert politikalarla Birleşmiş Milletler'i adeta dağıtmakla övünen bir kadındı. Birleşmiş Milletler'in fonksiyonlarını tamamen Trump dayatmalarını çok sert bir şekilde dayatan, yeni küresel hegemonyayı kurmaya çalışan bir isimdi. Şahin bir kadındı. Evet, istifa etti. Bu dakikadan sonra ne olacak göreceğiz ama şu bir gerçek. Artık bu sert politikalarla artık Amerikan kamuoyu tarafından yıpranmak istemiyor. Sonuçta öne açık bir kadın. 49 yaşında. Benim tahminime göre yani 57-58 yaşında ABD'nin ilk kadın başkan adayı olabileceğini de düşünüyorum. Ama tabii Türkiye ile ilişkileri de çok sağlıklı olmadığını ifade edelim. Türkiye'ye gerçi gelmişti 2016 yılında. Adana'ya gelmişti. Bir okul açılışını gerçekleştirmişti. Artı Orta Doğu uzmanlığı konusunda etkin bir isim ve Avrupa konusunda çok etkin bir isim olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu kadını 23 derece izleyici olarak şimdiden yakın izlemeyi almanızı öneriyorum. Çünkü sıra dışı bir kadın ve muhtemelen ön açık olduğunu ifade etmek gerekiyor. Şimdi Bolton Ulusal Güvenlik Danışmanı oldu. Pompeo Dışişleri Bakanı oldu ama Nikki Haley'in yeni pozisyonu ne olacak? Aslında bu soruyu da sormak gerekiyor yüksek sesle. Sonuç itibariyle baktığımızda Pompeo gerçekten de başarılı bir dış politika izliyor ABD politikalar açısından. Tam da Trump'ın istediği gibi. Üstelik kendi diplomasi anlayışını ABD'ye dayatıyor. Nasıl bu diplomasi anlayışı? İşte yıllardır sorun olan Kuzey Kore sorunu çözdü. Yetmedi değerli izleyiciler. İşte Çin'le şimdi ekonomik savaşın adeta mimarlar haline geldi. Hem Çin'de ekonomik savaşı başlattı hem de Çin'i uzlaşma çizgisine doğru getiriyor. Tabi uzak doğu konusundaki uzmanlığı Orta Doğu'da pek de etkin olmadığını biliyoruz. Türkiye'de yaşanan sorunlar, Avrupa'yla yaşanan sorunlar konusunda. Şimdi eğer uzak doğu sorunu hallolur ise ki ben muhtemelen Şubat ya da Mart ayına kadar Çin'le ekonomik savaşın belli bir ritüelde biteceğini düşünmekteyim. Mart ayında bakalım şimdiden iddiada bulunalım ama Nikkei'nin yeni dışişleri, ABD'nin yeni dışişleri bakanı olacağını ifade etmek gerekiyor. Hani ilk kadın diyeceğim ama Condoleezza Rice vardı daha öncesinde bir kadın dışişleri bakanı. Oldukça şahin bir isimdi. Ne zaman ki Orta Doğu'dan uzman bir kadın dışişleri bakanı oluyorsa ABD'de bilin ki Orta Doğu'da kan da akıyor. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yayınımızı bir kez daha paylaşalım mı değerli izleyiciler? Sanki biraz az katalım. Gerçi gecenin bu geç saati ama bu yüzden yine de sizlerin paylaşmanızı rica ediyorum. Sonundan izleyen izleyicilerimiz, YouTube'dan izleyen izleyicilerimiz en çok da iş size düşüyor. Tabii Periskop uygulaması üzerinde o attığınız kalpler, o beğenler gerçekten bizi daha fazla izleyiciye ulaştırıyor. Böyle bir algoritma da var. Bu algoritmalar için bize katkıda bulunmaktan asla asla çekinmeyin diyorum değerli izleyiciler. Evet değerli izleyiciler. Cemal Kaşıkçı olayını sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani daha önceki yayınlarımızda sık sık ele aldık. Son gelişmeleri paylaşmak istiyorum. Bugün ABD Başkanı'nın açıklaması, Mike Pence'in açıklaması, Başkan Yardımcısının açıklaması, Suudi yönetiminde bir baskı oluşur mu? Sanmam. Suudiler tabii ki tatminkar bir açıklama hale yapmadılar. Bizden çıktı dediler. Ortada bir görüntü yok, bir şey yok. Türk hükümeti bu konuda sadece görüntüleri sunuyor. Avrupa bu konuda oldukça suskun. Hani benim için suskun olan ABD'nin değil, Avrupa'nın suskun olması, üstelik demokrasi, insan hakları konusunda çok reaksiyon gösteren bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Fransa Dışişleri Bakanlığı bu vakadan 6 gün sonra ancak resmi açıklama yaptı. Kaygı duyuyoruz dedim. Bugün Le Figaro yazarı George Mabond ki Orta Doğu konusunda uzman bir isim ve Cemal Kaşıkçı'na yakın arkadaşlarından şahsen tanıdığını ifade etti. Cemal Kaşıkçı'nın Türk-Katar çizgisinde olduğunu ve susturulmak için operasyon yapıldığını ifade etti. Ve Avrupa'nın bu aslında iki yüzlülüğünü vurgulamak istedi. Hatırlayalım 23 derecede bu yayına ifade etmiştik. Kanada'nın Riyad Büyükelçisi Suudi Arabistan tarafından istenmeyen adam ilan edilmiş ve sınır dışı edilmişti. Gerekçe bir tweet'i insan hakları ile ilgili Suudi Arabistan'la ilgili bir tweet'i retweet ettiği için sınır çekmişti. Avrupa bir dayanışma göstermemişti. Sonuçta Suudi Arabistan insan hakları ihlaller konusundaki noktasını herkes de biliyor. Aynı şey şimdi de geçerli. Avrupa'da gerçekten de bir sessizlik var Cemal Kaşıkçı olayı. Bir meslektaşımız ve hunharca katledildi iddia ediyor. İyimser düşünmek istiyorum ama artık iyimser düşünecek bir durumda ortada yok. Emin olun yaşasaydı şu an Suudi Arabistan hükümeti veya uluslararası istihbarat örgütleri bu konuda dünyayı bilgilendireceğini düşünüyorum. Tabi Suudi Arabistan üzerinde baskı artıyor ama çok ilginç değil mi? Türkiye'nin baskısı gerçek anlamda istenilen düzeyde değil. Sayın Erdoğan'ın kimliğini tanırsınız. Şahin kimliktedir, sert söylemleri vardır. Hala Suudi Arabistan olayında, bu Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesi olayında
iktidarlı bir açıklamalar yapıyor. Ama uluslararası kamuoyunda harekete geçirebilecek bir gücü var. Haklı bir güç. Çünkü uluslararası diplomasinin altın kurallarından birisi çiğnendi. Bir büyükelçiliğinde bir yurttaşa tuzak kurulup katledildi. Bu dünyanın kabul edeceği bir şey değil. Tabii ABD'de tepkiler, Trump yönetiminde tepkiler de var. Aslında bizi ilgilendiren kısım bu. Çünkü bu cinayeti çözerse ABD çözer. Ne Türkiye ne Suudi Arabistan. Demokrat Senatör Chris Murphy bugün açıklama yapmış. Çok dikkat çekici. ABD yaşayan birisinin humharca katledilmesini kabul etmiyoruz. Trump yönetiminin askeri, siyasi ilişkilerini tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Ama Suudi Arabistan'ın elinde çok büyük güç var. Petrol ve ekonomik güç var. Sonuçta Aramco gibi bir şirketten bahsediyoruz. Dünyanın en zengin şirketlerinden birisi. 2 trilyon dolarlık sonuçta bir bütçeden bahsediyoruz. Türkiye bu nokta tabii ki Suudi Arabistan'ın ilişkileri Katar'dan sonra biraz sıkıntıya girmişti ama Avrupa'nın bu konuda sessizliğe bürüneceğini, bence bu katliamadı, göz yumacaklarını ifade ediyoruz. Belki uydurma göstermelik birkaç açıklama, Suudi Arabistan'ı kınama ama yaptırım anlamında bir şey olacağını düşünmüyoruz. Ama uluslararası diplomasinin temelleri tek tek sarsılıyor bu Cemal Kaşıkçı olayla. Türkiye muhalefet ediyor, Türkiye bu konu üstüne gidiyor ama etkin mi yetkin değil değerli izleyiciler. Son maddemizde aslında bugün Türkiye'yi yakından ilgilendir ama Türk medyasında zerre haberi olmayan bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi'nde bugün Avrupa'da İslamcılığın yayılmasına yönelik dış maddi yardımları önleme kararı alındı. Hiç haber okudun mu bir yerde? Ne bileyim ya, yandaş medyada. Bu açık açık bir İslamofobi haberidir. Aslında baktığımızda sonuçta Avrupa'da şu rahatsızlık vardı. Avrupa'da bir sağcılık yükseliyordu. Faşizm yükseliyordu. En sonunda işte İsveç'e bir nazar değdi. Yayınlarımızı değerlendirdik. İsveçli demokratlar ki ciddi bir oy alarak yani İsveç'te bugün hükümetin kurulmasına engel oldular. Solcuların elinden anlaştı ve faşizm. Almanya'da yükseliyor. Fransa'da yükseliyor. İtalya'da yükseliyor. Macar Orban değerli izleyiciler. Ve bu nokta İslam karşıtlığının yükselmesi de çok normal bir şey olarak değerlendirebiliriz. Fakat Avrupa'nın en büyük gruplarından birisi Avrupa Parlamentosu'nun Liberal Demokrat grubun İsviçre'li üyesi Doris Fiala bir rapor hazırlamış. Raporun içini aynen okuyorum. İslam karşıtlığı ve radikalleşmeyi önlemek için Avrupa'da İslam dinine yönelik dış mali kaynakların düzenlenmesi raporu. Bu raporu sadece Türk hükümeti sert bir reaksiyon gösterdi. CHP ile AK Partili Avrupalı parlamenterler reaksiyon gösterdi. Bu rapor bugün Avrupa Komisyonu'nda Parlamenterler Meclisi'nde resmen onaylandı. 115 evete 10 hayır. 10 hayırı değerli izleyiciler sanmayın ne Azerbaycan ne de diğerler attı. Türk hükümetinin CHP'li ve AK Partili üyeleri attı. 5 de çekimsel üyeleri vardı. Tabi Akif Çağatay Kılıç Avrupa Komisyonu'nun parlamenteri Türkiye adına İslam yerine radikalizm kelimesini kullanalım dedi. Bunu uzun uzun anlatmaya çalıştım. 50'ye karşılık 52 oyla bu öneride reddedildi. Bu ne demek değerli izleyiciler? Şimdi bu karar ne anlama geliyor? Bunu çok önemsememiz gerekiyor. Bu dakikadan sonra artık Avrupa'da başta Türkiye'nin desteklediği DİTİP. DİTİP konusunda değerli izleyiciler biliyorsunuz Almanya'da çok büyük bir reaksiyon vardı. DİTİP'in Türk istihbaratının ajan olması diye suçlanıyordu. Hatta bu konuyla ilgili bazı imamlara soruşturmalar, davalar açılmıştı. Bunların önüne geçmeye hedefleniyor. Türkiye dahil olmak üzere Suudi Arabistan daha doğrusu Avrupa'da hangi Müslüman azınlık çoğunluktaysa o ülkenin Müslümanlarına yönelik o ülkenin bir gayri resmi yardımları vardı. Artık bu yardımlar şeffaf bir şekilde hükümetlerin kontrolünde yapılacak ve paralel toplum riski diye bir ibare not düşmüş ve ısrarla tavsiye edilir notu var. Bakın bu alınan karar şu. Bu parlamento kararı tavsiye kararı. Avrupa Parlamentosu'nun tüm üyelerine tavsiye edilmiş bir karar. İslam dinine, İslam karşılığını ve radikalleşmeyi önlemek için mali denetim kararı diyor ve bunu şiddetle uygulayın diyor ve paralel toplum riskini azaltın diyor. Ve yeni bir İslam kavramını duyacağız. Bence bunu hazırlıklı olun. Aslında ben bunu daha önceki yayınımızda, daha önceki dersem geçtiğimiz ay bir aydınlatılmış İslam, aydınlanma, İslam'da aydınlaşma. Fransız İslam modelini tartışmıştık. Hatırlayanlar var mı 23 derecede? O Fransız İslam modeli şu anda Avrupa Parlamentosu tarafından tüm Avrupa Birliği ülkelerine öneriliyor. Bence bu konu ileride daha da büyük bir yer alacak gibi geliyor. Bakalım neler olacak. Evet 23 derecenin birbirinden değerli, kıymetli, onurlu izleyicilerim. Bir 5 dakika soru cevap yapalım. Arkasından yayınımızı dilek ve temennilerle bitirelim. Daha basit anlatsak. Daha basit anlatsak şimdi onu anlattırmazlar. Biz şimdilik yani
belli bir seviyede, belli bir çizgide anlatabiliyoruz. Fransa'nın yeni tip İslam versiyonunu önceki yayınlarımda değerlendirdim. Zahmet olacak ama YouTube kanalımda izlemenizi istiyorum. Hatta siz de izlemiştiniz o yayını, iyi hatırlıyorum. Evet, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bu konuyla ilgili aslında açıklama yapma gereksinimi duyuyorum. Bugün biliyorum ki Yargıtay Ceza Genel Kurulu toplandı. Off the record bir kayıt bu. Bilgi vereyim daha doğrusu sizlere. Resmi bir bilgi olmamakla birlikte. Bugün sunum da yapıldı. Uzmanlar, teknik uzmanlar tarafından, istihbarat tarafından, bu konuyla ilgili taraf olanlar tarafından. Yargıtay Ceza Genel Kurulu Baylok konusunda şöyle bir karar vereceğine ait bir bilgimiz var. Bu konuda muhtemelen 16. Ceza Dairesi'nin aldığı kararı teyit edecek. User ID eşleşmesi olmayan, içerik olmayanların Baylok yüzünden cezalandırılmaması konusunda bir karar alacağını düşünüyoruz. Bakalım ne olacak. Pardon, bir tartışma var ama anlayamadım. Ne oldu? Dolar düşecek mi? 12 Ekim'i bekleyelim değerli izleyiciler. İdlib konusunu yayınımızın başında değerlendirdik değerli izleyicim. Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca değindi ama daha üst perdeden değinmesini bekliyorum ben. Arabistan'ın Katar meselesi sıkıntısı şey aslında, Arabistan da değil. Trump'ın bir sıkıntısı aslında. Cumhuriyetçilerin bir stratejisi nedir bu? İhvan. Temel sorun bu. Mısır'da başlayan, Filistin'de yok edilmeye çalışan, Katar'da ekonomik kaynakları kesilen İhvan örgütünden başlıyor, ifade edebiliriz. 12 Ekim'de ne olacak? Emin olun, Ankara bürokrasisi şu anda loto toto oynuyor derler, yani şans oyunları gibi. Trump diyorum. Rahip Andrew Brunson bırakılacak mı? %80, %90 bırakılacak ama bırakılmama ihtimali de var. Bunu yayınlarımızda daha önce belirtmiştik. Çünkü bir işaret var. Ne işaret? Rahip Andrew Brunson avukatı Cem Halavut ismini unutmayınız. Bu isim kritik bir isim. Anayasa Mahkemesi'nde derhal sarılınması konusunda başvuru yaptı. Oysa dava 12 Ekim'deydi ve Ekim'in başında yaptı. Demek ki ortada bir risk var. Yargıda bir çatışma var. Bu çatışmayı daha önce de gördük. İşte fikrini beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ömer Kavi de olayı. Veya baktığınızda benzer durumlarda işte farklı mahkemelerin farklı kararlar alması. Son bir soru daha alıyorum. Arkasından yayınımızı bitiriyorum. Ben Demirtaş'ın hala bu ay çıkabileceğini düşünüyorum. Aslında geçen ay bunu çok iddia etmiştim ama Sayın Erdoğan'ın işte Macaristan ziyaretinde kullandığı ifade arkasından geçtiğimiz pazar günü TRT The World Forum'da açıkladığı açıklama, alacaksanız alın, gerekirse referanduma gideriz tarzındaki çıkışları sanki Avrupa'yla bağların koptuğunu gösteriyor. Ya da kopma noktasına geldiğini gösteriyor. Keza bu son parlamenterler meclisi kararı Avrupa Komisyonu'nun yarın Türkiye gündemine sert bir şekilde düşecek. Bir anti-Avrupacılık rüzgarı da esecek. Ama şu anda dış politikada bir alternatifimiz de yok. Bu da bir gerçek. ABD ile yani ilişkiler çok ince bir ip üzerinde gidiyor. Rusya ile ilişkiler 15'inden sonra asıl belirleyici olacak. İdlib sorunundan sonra. Bu yüzden hala her şey ortada. Wright davasında iki gizli tanık. Nedense hep dava önceleri çıkar bu gizli tanıklar. İnanın haberim yok ama çok da alınmış karar etkileyeceğini düşünmüyorum. Bakalım ne kadar Türk yargısı bağımsız, göreceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Hepiniz, ben de sizleri seviyorum. Erken seçim tahminimiz devam ediyor. Gömleğimizi nereden aldık? Çok önemi var mı? Hediye edeceksem bir tane adres verebilirim. Evet, bu kısımları fazla uzatmayalım. 23 derecenin birbirinden değerli onurlu izleyicileri, soru cevap kısmımız bitti. Bu dakikadan sonra isteyenler kalabilir, isteyenler gidebilir. Biraz da kendimizden bahsedeceğiz, sizlerden bahsedeceğiz. Masanın öbür tarafını konuşacağız. Ya burası, bu kısmı artık bir haberden çok dostça bir sohbete dönüşüyor. Evet değerli izleyiciler, öncelikle teşekkür ediyorum.
inatla, ısrarla yayınlarımızı izlemeye devam ediyorsunuz. En son Levent Üzümcü yayını gerçekleştirdik. Gerçekten de tebrik ediyorum. Yani çok ciddi bir rakamda izleme oldu. Ama niye aynı yayınlar bizle izlenmiyor, aynı şey paylaşılmıyor, onu da sistem etmek istiyorum. Eylül ayını bilemiyorum ama Ekim ayının istatistiklerini elimde her gün kontrol ediyorum. Yayın paylaşımlarımız 50-60'lardan. Bunu bir sorumluluk olarak görüyorum. Yani masanın bu tarafı sizin karşınıza çıkıyor. Gecenin geç saatte olsa bir haberler hazırlıyor. 3'lük 3, 4 saat, 5 saat emek harcıyor. Ayrıca görmüyorsunuz ama onlarca gönüllü muhabirimiz, gönüllü okuyucumuz, izleyicimiz bizlerle haber paylaşıyor. Bu gerçekten de takdir edecek bir şey. Türkiye'nin en büyük aslında haber ajanslarından birisi gibi çalışıyoruz. Ama bu noktadan değerli izleyiciler, açın baktığımızda bir eksiklik var. Sizler bu konuda sorumluluk almama konusunda birazcık cimri davranıyorsunuz. Biz sizin cömert olmanızı istiyoruz. Nedir bu cömertlik? Paylaşmanızı istiyoruz yayınlarımızı. YouTube kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. 10.000 abone hedefini biraz daha artırmamız gerekiyor. Bu 10.000'e yaklaşmamız gerekiyor. Hala 8.200'lerdeyiz. Patreon üzerinde inanın, bunu söylerken utanıyorum ama bunu da siz empati kurmanızı istiyorum. Biz 220 destekçilerden 170'lere düştük ama bu düşüş ayrıca maddi anlamda gelirlerimizin %50'sinin yok olduğunu ifade etmek gerek. Yani şu anda olağanüstü zorluklarla olağanüstü mücadele sergilemeye çalışıyoruz. İşte şehir dışı ziyaretlerimiz sürüyor. Teknik imkanlarımız gerçekten istediğimiz düzeyde değil. Hani bir bilgisayar çağrımız var. Bakalım inşallah birisi arkadaşımız vereceğini iddia ettiğimi bekliyoruz. Bu yüzden sizlerden katkılarınızı da bekliyoruz. Yani biz bunu söylerken utanıyoruz. Biz bunu söylerken mahcup da oluyoruz ama bu yüzden sizler de eğer gereken destekleri sağlar. 250 dostumuz olursak ayda 1-2-3 dolar patreon.com/gökonumpek çok da memnun olacağız. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sizler en iyisini biliyorsunuz. Hak ettiğini vermeyi de bilirsiniz. Ben bu halka güveniyorum. İzleyicime güveniyorum. Ne gerekiyorsa onu yapmıştır. Onu yapmaya da devam edecektir. Sonuçta bir çizgi oluşturduk. Sonuçta bir yayın sürdürülebilirliği oluşturduk. 175 yayın oldu. Ama tırnak açmak gerek ki o 175 yayın sürdürülmesi kendimizi övgü veya okuyucularımı sizlere övgü için söylemiyorum ama olağanüstü zor koşullar altında. Türkiye'nin 2018 Türkiye'sinde gazetecilik yaparak sürdürüyorum. Ben bu mesleği seviyorum. Hani Levent Üzümcü dedi ya, asıl ben bu ülkede tiyatroculuk yapmam gerekiyor. Ve bundan da mutluyum. Doğru yerde doğru zamanda. Evet, biz de doğru yerde doğru zamanda gazetecilik yapıyoruz. Daha kolay dönemlerde, daha rahat koşullarda gazetecilik yapılabilirdi. Ama asıl gazetecilik şimdi. Bu koşullar altında. Bu Türkiye'de. 2018'de bunu yapmak gerekiyor. Bu yüzden her şeyi sizlerin vicdanına, sizlerin hoşgörüsüne bırakıyorum. İyi ki varsınız. Yarın 23.00'da yine burada karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla, kalın umutla diyorum değerli izleyiciler. Soru cevap kısmını bitirdik ama yayınımızı tekrar izlerken YouTube üzerinden izlemeyi asla ve asla unutmayınız. Görüşürüz dostlar.